Dünyanın en önemli kredi değerlendirme kuruluşlarından Fitch Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notunu AAA'dan AA Plus çevirdi yani düşürdü. Piyasalara tabi bomba gibi düştü bu haber. Daha evvel 12 yıl önce Standard Poor's benzer bir şey yapmış ve o dönemde hakikaten kıyamet kopmuş. S&P ve Dow Jones günü inanılmaz düşüşlerle kapatmışlar. Yanılmıyorsam Dow Jones'taki düşüş 600 puanları bulmuş. Fakat bu sefer öyle bir şey yok. Neden yok ve neden bu downgrade'den o kadar da korkmamamız lazım? Gelin bunları şimdi size anlatayım. Biliyorsunuz daha var bahsettim. Ağustos ayı kötü haberler ayıdır. Ağustos ayında haberlerin içerisindeki kötüleri bulmaya biraz daha meyillidir borsa. Ama dünkü Fitch haberi gerçekten kötü bir haber. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin en son 1994 yılında yükseltmiş Fitch notunu ve o günden bugüne triple A yani 3A olarak tutmuş ve şimdi ilk defa düşürüyor. 2011 yılında Standard Poor's'un Amerika kredi notunu AAA'dan AA artıya dönüştürmesinden beri İlk defa Amerika'nın kredi notu düşüyor. Nedir düşüşün sebebi? Hayır Amerika batmıyor. Zaten notlarına baktığımızda Fitch Amerika borçlarını ödeyemez, batacak falan demiyor ama bazı önemli uyarılarda bulunuyor. Bunlardan bir tanesi weakened governance yani yönetişimin zayıfladığını ortaya koyuyor. Bunun temel sebebi de her seferinde bu borç tavanı meselesinde çıkan rezillikler bu sene de biliyorsunuz bunları yaşadık. Bu diyor bir AAA ülkesine yakışmaz bunun çözülmesi gerekir diyor. Genel olarak Amerikan devletinin aşırı borçlandığını ve çok büyük açıklar verdiğini söylüyor. Bunda kesinlikle katılıyorum. 31-32 trilyon dolar borcu buldular. Yönetmeye çalışıyorlar şu anda ve yeniden borçlanıyorlar. Genel olarak baktığımızda orta vadede ülkenin biraz gelir gider dengelerini pek beğenmiyoruz diyor. FED sıklaştırıyor, Bu da ülkenin ekonomik resesyon ihtimalini artırıyor diyor. Bu arada resesyon ihtimali ilgili de yine mild yani hafif bir resesyon bu yıl son çeyrek ve gelecek yıl ilk çeyrekte olacaktır. Açıklama bu şekilde. Şimdi normalde Fitch gibi bir kurumdan böyle bir açıklama gelince ortalığın birbirine girmesi lazım. Ama açıkası pek de birbirine girmedi. Hem Hisse senetleri piyasasında düşüşler oldukça kısıtlı hem de Amerikan hazine kağıtları pek yerlerinden kıpırdamadılar. Ben bu videoyu saat 16.43 itibariyle çekiyorum. Nasdaq %1.21 geride, S&P 500 %0.71, Dow Jones da %0.34. Yani pek olağanüstü bir durum yok. Amerika'nın hazine kağıtlarına baktığımızda 10 yıllıklarda %0.84'lük bir artış var faizde. 30 yıllıklarda %1.36, 2 yıllıklarda biraz düşüş var. Aslında bu o terse dönmüş getiri eğrisinin düzelmesi açısından olumlu da olabilir. Yani piyasa pek yıkılmadı açıkçası. Tabii olumsuz tepki verdi gayet de normal. Neden? Çünkü Fitch'in bu yaptığı Amerika'nın borçlanma faizlerini artırıyor. E, devlet zaten borçlu. Daha da fazla borçlanması lazım. Daha yüksek borçla faizlenmesi devlet açısından tehlikeli. Bu bizim teknoloji hisselerimizde olumsuz vuruyor. Çünkü bu şirketlerin getirilerinin çok büyük bölümü ta ilerlerde uzun vadelerdedir. Onları geriye reeskont ettiğiniz faiz oranı arttıkça değerlemelerde düşer. Ama Ağustos 2011'deki downgrade'e göre çok daha iyi durumdayız. O gün baktığımızda S&P'nin 500 puan, Dow Jones'un 600 puan yani %7'lik düşüşler yaşadığını görüyoruz. Ve kara pazartesi olarak anılmış o gün. Neyse ki bu sefer böyle bir kara pazartesi yaşamıyoruz oldukça ılımlı bir gündeyiz. Bu arada Fitch'in bu açıklamasını çok eleştirenler de var. Sebeplerden bir tanesi bu bahsettiği yönetişim problemleri zaten yaşandı bitti. Hatta Cumhuriyetçiler de Demokratlar oldukça hızlı uzlaştılar. Geçmiş itiş kakışlara göre öyle söyleyelim. Ve gelecekte de böyle sorunlar yaşamamak konusunda aralarında yine bir uzlaşmaya vardılar. Bundan dolayı bunun bir gecikmiş açıklama olduğunu düşünüyor Fitch tarafından. İkincisi Fitch'in üzerine durduğu rakamlarla Amerika'nın bugün içinde olduğu durum farklı deniyor. Enflasyona düşüş var biliyorsunuz. Ekonomi canlı gidiyor hala bir resesyon belirtisi yok. O yüzden de yanılıyor Fitch deniyor. Zaten dün Hazine Bakanı yerlerinde oldukça sert çıkış yaptı. Fitch kendi kafasına göre iş yapıyor dedi. Galiba politikacılar her yerde aynılar. Bağımsız bir kurumdan böyle bir yorum gelince onu sert karşılıyorlar. Bu arada Fitch, Moody's ve S&P gibi değerleme şirketlerinde de kredibilitesi dünyada sıfır. Çünkü unutmayın 2008 krizine girerken batan bankalara AAA kredi reytingleri veriyorlardı. Eğer izlememişseniz Big Short filmini izleyin orada nasıl bir rezillik içinde olduklarını görüyoruz. Yani evet haber olumlu değil ve uzun vadede mutlaka Amerika üzerinde bir miktar baskı yaratacaktır. Fakat bu baskının şaşıracaksınız ama hisse senetlerine olumlu geleceğini düşünüyorum. Çünkü ben paramı hazine kağıdına tutuyorum çok güvenliden. Dur bakalım ya o kadar da güvenli değilmiş diyecek fonlar olacağını ve mesela Apple gibi hisse senetlerine bunun yarayacağını tahmin ediyorum. Çok merak ediyorum bu arada ona bir bakayım. Apple'da ne durum? Hafif bir düşüş var. Yani henüz oraya para kaymamış. Ama Orta uzun vadede bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bir de bu Türkiye'ye yarayabilir. Gelişmekte olan ülkelerin hazine kağıtlarına daha bir olumlu bakılabilir. Çünkü diyor ki Fitch değerlendirmesinde Amerika bir AAA kredi ratingine sahip ülkeye layık davranışlarda bulunmuyor diyor. Onun yerine daha iyi alternatifler bulabilirsiniz diyor. Amerika'nın şu anda indi rating seviyesi Çin'le Aynı bu arada bu da Amerika batacak Çin dünyaya ele geçirecek diyenler için sevindirici bir not olabilir Tabii O kadar kolay gitmiyor işler. Yani kısa vadede pek panikleyecek bir şey yok. Bu Ağustos düzeltmesinin yeni bir faktörü oldu. Bugün bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir istihdam verisi geldi. ADP verisi beklenenden yüksek ne istihdam ADP geçen seferde öyle gelmişti. Yani resesyon yoku o da konfirme etti. Yine dün Amerika Birleşik Devletleri ISM PMI'ye geldi. Yani üretim sektörünün işleri nasıl gittiğine dair yavaş ama bir yavaşlama yok. Beklenen çerçevede yani çok da böyle olağanüstü bir sorunlar aslında yok ama o sayı düzeltme fırsatı bulunca düzeltir. Biz bunu iki hissede de yaşadık bu arada. Dün Uber ve Pinterest ikisi de hedeflerini tutturdular. Uber tarihinde ilk defa kâra geçti. Bundan bahsetmişim çok önemli olduğuna dair. Pinterest'te gelirlerini oldukça iyi şekilde artırmış, abone sayısını artırmış. Bütün herifte tuttu ama borsa onları dün düşürmeyi tercih etti. Biraz olumsuz havalardayız bugün. Tabi bugün kritik bir gün. Yani bu kadar kritik bir bilgiye, Fitch'in grade düşürmesine piyasa olumsuz tepkisi kısıtlı kalırsa şu anda öyle gözüküyor. Bu aslında güçlü bir rally'nin devam ettiğini gösterir. Nitekim teknik tarafa da baktığımızda hem S&P'de hem Nasdaq'da teknik kritik seviyelerin korunduğunu görüyoruz. Ben o yüzden pek endişeli değilim ama Ağustos ayında biraz daha düzeltme olur mu? Evet olabilir. Yön yukarıdır tezim değişmedi. Lütfen bu nüansları da iyi anlayın. Yani böyle yorumlar alıyorum. Hocam dün böyle söylüyordun, böyle söylüyorsun şimdi diye. Hayır, yön yukarı diyorum strateji taktik olarak kısa vadede sıkıntı olabilir diyorum. Bu kadar basit ayrımları yapabilmemiz lazım. Yani borsa böyle bir sıfırlar birler dünyası değil. Bir grilerin de olduğu bir dünyada. Ve taktiksel geri çekilmeler aslında borsa için hayırlıdır. Bugünkü fiç meselesinden güçlü bir şekilde borsa çıkarsa bizi daha iyi günler bekler. Ben olumlu kalmaya devam ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.